Kendimi eleştireceğim bir kısım var aslında. Birazcık çok fazla tembelliği seviyorum aslında. Ama şimdi şöyle de bir söz var. Bilgesin bile neydi? Genelde iş yerime tembel insanları alırım. Çünkü tembel insanlar bir işi çok kolaylaştırır. Çünkü çok fazla çalışmak istemedikleri için bir şeyin pratik halini çabuk bulurlar. Aslında kendime baktığın zaman aslında o bendeki o tembellik de birçok şeyde bende pratikliği geliştirdiğini fark ettim. Hani bir iş 4 saatte sürüyorsa hani uğraşmak istemiyorum onunla bazen. Gerçekten istemem. Sebebi ama kendim için ya da gerçekten inandığım bir şey varsa tembellik o noktada biter. Ama normal bir şey ya 4 saat sürecek. Onu pratik haline bulurum. Mesela yarım saate düşürebiliyorum. Ben aslında açık bir sanatçıyım her şeye. Çünkü tamam resim bölümü mezunuyum. O ara baskı sanatlarının yan dalda yaptım. Hatta yarım bıraktığım bir yüksek lisansım var. Hocalardan hoşlanmadım. Bilgilerini yetersiz gördüğüm için aslında. Çünkü o arada sinema sektöründe çalışıp bayağı malzeme, bilgisi, her şeyi gördüğüm için hocalar biraz yetersiz geldi. Çünkü dedim başladığım üniversiteye tekrar mı başlıyorum ben dedim. Bana bir şey katması lazım. Çünkü ben anlatıyorum bazı şeyleri ben ekliyorum gibi gibi olduğu için bıraktım. Dedim hani bu zaman kaybı boşu boşuna. Yani resim, heykel bir yerden sonra yetmiyor başlıyorsun anlatırken. O zamanlar işte Pinterest biliyorsunuz Pinterest'te şeyler çıkmaya başladı. Yani diorama ama bildiğimiz o müze dioramaları değil onları biliyorduk zaten müzelerde. Daha çok bir sokaktan bir kesit olarak onu bir minyatür hale getirme. O ilgimi çekmeye başladı. Aslında dedim hani anlatmak istediğim şeyi bu şekilde de anlatmak desem bayağı bir ben biriktirmeye başladım görseller işte doneler falan. Bir türlü başlayamıyorum. Hani başlayacağım çünkü iş hayatındayım falan, yoğunluk var. O arada da resim yapıyorum bazen sergiye gidiyor falan filan. Ona başlamam lazım. Şey yapayım dedim ben en iyisi ben malzeme toplayayım. Ne kullanılır? Araştırdım işte şu malzemeler var, şunlar var, şöyle kullanılır, böyle kullanılır, şu olur, bu olur falan filan derken ben bayağı bir uzun süre topladım. Dedim hani gerçek dünyayı yapmak yerine okul döneminden beri topladığım bu bilgileri ben kavramsal sanat üzerinden yürüsem, maketin üstüne yürüsem nasıl olur diye öyle başladım. Aslında ilk önce apokaliptik birkaç bir deneme oldu. Dedim bu ya tamam güzel oluyor yapıyoruz da hani arabayı böyle paslandır işte onu paslandır daha kirli terk edilmiş mekanlar yap. Ama bunda şey oluyor yani zaten filmlerde gördüğümüz yerler bunlar. Hani insanlar biliyor. Ben insanların bilmediği bir şekilde bir şey yapmam lazım. Ne olur işte dediğim gibi toplumsal olayların üzerinden yürüyerek şeylere başlayayım. Maket üzerinden anlatmaya başladım. İşte benim bir tane demokrasi kutum vardı. İşte Democracy Made in USA yazıyor. TÜYAP Sanat Fuarı'nda çöp zannedip atılmıştı o. O en çok enteresan bir olaydı o dönemler. İşte onu biraz maketini yapayım dedim küçük. Gene çöp. Yani doğada hani bir yerde karşısına çıkabilecek bir konsept ama Democracy Made in USA yazıyor. Demokrasi almış biri, kullanmış, tüketmiş, kutusunu atmış. Varillerin üstüne bir kutup ayısını koyup genelde bir parça buz kalan buzun üstünde kutup ayısı yaparak işte küresel ısınmayı anlatırlar. Ben bunu küresel ısınmaya sebep olan şeyin aslında enerji, fosil yakıtların çok tüketilmesinden kaynaklanan bir şeyi aslında o sebebi. Ben de dedim benzin varillerinin üstünde bir kutup ayısını yapayım dedim hani. Hani aslında yapmak istediğim maketlerde o göndermeler, hani kavramlar gibi. Sonra dedim buna bir isim koyayım hani. Şimdi ne olabilir, ne olabilir? Popüler kültür diyorum, apokaliptik diyorum, kıyamet sonrası diyorum, apokalips diyorum, kıyamet diyorum. Bunun birleşmesi lazım. Dedim benim tarzım pop apokalips. Ne popüler kültür kıyameti. Popüler kültürün tüketiminden kaynaklanan bir kıyamet olacak ve oluşuyor. Ve dağda yaşayacağız. Bunu anlatmak. Sonra dedim bunlara ne olsun? Pop work. Yani popüler işler. Ondan kıstım. Bunlar işte bu şekilde pop work böyle çıktı. Diyorama dediğimde büyük dioramalar da var. Çünkü diorama bir canlandırma bir şekilde. Yani bunu küçültmek sürecine gidilince
insanlar hani diorama kavramını aslında küçük bir şey olarak algılamaya başladılar. Çünkü öncesinde biliyorsunuz müzelerde diyorlar ki işte Fatih Sultan Mehmet İstanbul Fethi'nin dioramasına da giriyorsunuz. Kocaman cepheler falan bir şeyler var, toplar noktalar. Ama küçük olduğu zaman o büyük dünyayı anlatmak daha kolay oluyor yani minik yaptığı zaman. Çünkü bunu yıllardır zaten işlere bakarsınız inşaat firmaları da maketler yapıyorlar. Hani şu an bakalım mimarlar da maket yapıyor ama biz ona diorama demiyoruz. O sadece satacağı ürünü bitişinde nasıl olacağını göstermiş. Çünkü dijital teknoloji hala da dijital teknolojide onu 3D olarak gösterseniz de bazı insanlar şey yapamıyor. Bitmiş halini kafada kuramıyor. Yani bir maket yaptığın zaman, etrafını dolandığın zaman inanıyor. Aa, böyle olacakmış diyor. Hani şu an iletişim araçlarımızda en popüleri WhatsApp'tır. Çünkü şirketlerden tut, en bireysel kadar herkes WhatsApp üzerinden haberleşiyor. Eskiden SMS vardı, MSN vardı. Şimdi artık WhatsApp oldu. Hani video atma olsun, fotoğraf olsun. Şey olmayacak bir yazılım. Bitmeyecek bir yazılım. Dedim ki hani dünyada kıyamet kopsa, dedim ki bu şey dijital dünya ölse. Çünkü yıllardır söylenen bir şey var. İşte güneş patlaması eskiden olmuş zaten. Güneş patlaması olursa teknoloji biter dünyada. Çünkü yayda o frekans, yüksek frekans bütün dijital dünyayı öldüreceğinden bahsediyor. O dijital dünya öldüğü zaman ne olacak? Analog dünyaya geçeceğiz. Tabii bayağı bir kıyamet kopacak çünkü iletişim yok, lojistik bitiyor, araçların benzinleri yok çünkü üreten bir fabrika yok falan filan. O dünyada da WhatsApp devam etse ne olur? Telefon olur dedim. Çünkü telefondan kullandığımız bir sistem. Eski sisteme geçeriz, ona da WhatsApp derler. Hani telefon kulübesinden gene WhatsApp'la öyle devam ediyoruz. Aslında hikayesi o. Hollywood'un şu an yaptığı bir teknik var. Dioramaları yapıp ana karakteri yeşil perde önüne çekip oraya yerleştirmek. Aslında ben de buna bir hazırlık yapıyorum. Bir evde işte bir distopik bir dünya yapıp globe lens'le çekerek green'de oraya işte bir karakter, gerçek bir insan yerleştirmek. Çünkü bunu 70'lerden beri Hollywood yapıyor zaten. Star Wars en örneğini vereyim zaten adı geçtiği için. Star Wars'ta uzay gemileri hepsi maketti. Yakın çekimlerle, farklı lenslerle onları gerçek bir devasa büyükmüş gibi göstermeye başladılar. Çünkü CGI teknolojisi yoktu. Şu anki teknoloji CGI ile pahalı bir işlem. Yani şu olabilir, yapay zekanın gelişmesiyle CGI de belki ucuzlayacak, hani kolaylaşacak. Ama maketle yapıldığı zaman biraz daha daha insanlara, çünkü çok bir şey fazlaysa ne bileyim CGI, yani yapay zeka ile yaptım, yapay zeka ile yaptım, yapay zeka ile yaptım ama ben bunu gerçekten maketle realistik yaptım dediğin zaman o zaman biraz daha değere binme ihtimali yüksek. Andy Warhol'un stüdyosunu mesela hazırlıyorum. Çünkü sevdiğim bir sanatçı. Dedim onun bir stüdyosuna bir kesit niye yapmayayım? İlla bir post apokaliptik bir dünya olması gerek yok. Hani şöyle vardır ya, bir insan, bazı sanatçıların çok katı kuralları var. Bu tarzın dışına çıkamam ben falan gibi. Bende öyle bir şey yok. Hatta benim tarzım belli. Mesela 10 tane, 20 tane dediğim gibi o kıyamet senaryolarından yaparsam 2 tane gerçek dünyadan yapmak istiyorum. Dediğim gibi işte Andy Warhol'u hazırlıyorum falan. Hatta böyle küçük küçük o şey konserve kutularının resimlerini falan çerçeveli yaptım. Falan. İşte onun stüdyosu için bazı malzemeleri hazırladım. Şimdi bir sanatçı eğer sanatıyla ekmek kazanıyorsa bundan para kazanması da zor. Onun bir cesaretsizliği de oluyor insanlarda. Yani ne var, şu an ben yaptığım dioramaların neredeyse %90'ını sattım ve resimden daha hızlı sattım. Enteresan bir şekilde. Ha, dedim ki çünkü artık her yerde resim, 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 resim gördükleri insan, bu şey diye sanatçıları eleştirmek değil. Sosyal medyada hani çok fazla fuarlarda ve şeylerde gördüğümüz hep resim ağırlıklı olduğu için farklı tatlar da aramak istiyor insanlar. Hani Isaiah'a döneceğiz dediğim gibi, hani insanların canı sıkılıyor. Bunları sanatçılar eğlendirecek hesabına geliyor. Onlar da artık farklı bir tatlar görmek istiyor düşünüyorum ben. Şimdi maketi yapınca sosyal medyada resim yapıyorum, paylaşıyorum. Hani ona gelen feedbackler, geri dönüş değerli, makete geri dönüşler arasında dağlar kadar fark var. Çünkü o da onu ilk defa görüyor öyle bir şeyi.
resim yaparsa fotoğrafını çekeriz ama üç boyutlu olunca, maket olunca gören insan da daha etkili oluyor. Çünkü bir şeyi hep derler 360 görmek farklı, işte 90 derece görmek farklıdır. Aslında diğer olmada maket aslında ben makete şöyle diyorum, maketi daha çok mimarların yaptığı, yani mimarların bu yaptığı, tasarladığı binaları pazarlamak üstüne yapılan şeylere ben maket demek istiyorum. Bizimki aslında diorama sanatı aslında. Dersek daha iyi olur. Yani diorama tamam bir kavram, bir sistem. Ama diorama sanatı olunca sanatçıların da kendi yorumlarını ve düşüncelerini kattığı zaman oluşan bir kavram. Sokak sanatı da biliyorsunuz yıllardır Türkiye'de illegal böyle yapanları, çete adamları işte böyle kötü insanlar olarak yorumlayan çok insan oldu. Ta ki ne zaman işte Pera Müzesi grafiti üstüne, sokak sanatı üstüne bir sergi düzenledikten sonra orada da sokak sanatçıları popülerleşmeye başladı. Mesela insanlar çünkü hani çok tarz olarak çok renkli, eğlenceli, hani insanlar zaten pop dünyasında yaşadığı için o da birazcık pop art'ın biraz türevi gibi aslında kullanılan renk ve kompozisyondan kaynaklı. İnsanların o da ilgisini çekmeye başladı. Yani diorama sanatı da bir gün öyle olacak. Çünkü yaşadığı dünyayı küçük ve üç boyutlu görmek herkese yine enteresan geliyor, farklı geliyor. O, özellikle underground daha çok da müzik sektöründe vardır. Hani underground gruplar. Öyle çalarlar, ederler, duyarsınız ama kimdir bilmezseniz falan filan birazcık sert söylemleri vardır. Ama dioramada öyle underground durumlar bence olmaz çünkü insanlar gördüğü zaman şey demiyor hani buna. Hani tepkisel olarak bir yere zarar vermiş, işte şöyle yapmış. Ha tabii ben yaptığım işlerle belki, çünkü kavramsal yapıyorum ya, bazı insanların fikir ve düşüncelerine dokunabilirim. Yani biraz rahatsız edebilir ama diğer türlü bir mekanı kopyalayıp yapmak pek underground'a girmiyor benim için.